Erdoğan ile başından beri hiç anlaşamadım dediniz. AKP'nin kuruluşunda ve ondan sonra yönetiminde uzun süre beraberdiniz. Neden anlaşamadınız? Yani ben gazeteci olarak sizin orada rahatsız bir durumda olduğunuzu, bunu hissettiğinizi fark ediyorum. Fakat şimdi siz kendiniz de dile getiriyorsunuz. Neden anlaşamadınız? 30 yıldır konuşuyoruz bunları Ruhat Hanım. Ama siz herhalde izleyicilere tekrar hatırlatmak istiyorsunuz. Hayır, en İlk başından beri anlaşamadınız. En başından beri anlaşamadıysanız o zaman nasıl birlikte çalıştınız? birlikte çalışamadık ki zaten. İlk göreve geldiğinde başbakan oldu. Siirt seçimlerinde milletvekili olunca geldi, başbakan oldu. Oturdu. Ya ilk haftasıydı ya ikinci haftasıydı. Aramız açıldı ve 2 ay benimle konuşmadı. 2 ay birbirimize hiç konuşmadık. Bazen başbakanlık vekaletini bana bırakır, yurt dışına giderdi. Ama havaalanında karşıladığımda, birlikte basın toplantısı yaptığımızda, bir şeyler sorduğumda bile konuşmazdı o derece. Demek ki biz başlarken zaten anlaşamamışız. Bundan daha iyi bir anlatım tarzı olur mu? Olmaz. Ama ben ilk günden itibaren şunu kurgulamışımdır, yakınlarıma söylemişimdir. Halen bugün benim mevcut olduğum partide değil, diğer partilerde milletvekili olan bazı milletvekilleri dahi bana meclis kulislerinde söyler. Ya 2 sene önce, 3 sene önce işte seçimler geldiğinde bırakacağını söylemiştin diye anlatırlar. Yani bu MHP'de de vardır bunu bilen milletvekili. AKP'de de vardır. Neden? Yani siyasi öngörülerine bir şey demiyorum Erdoğan'ın. Yani siyasetin her türlü oyunlarını falan iyi oynuyor. Ama devlet adamlığı özelliklerini hiç beğenmem. Yani iyi bir devlet adamı değildir bence. Ülkeyi yanlış yönetiyor, yanlış kararlar alıyor, Türkiye'ye zarar verecek işler yapıyor. Nitekim oturduğu günden bugüne kadar 18 yılın özeti nedir derseniz, hep yaptığı yanlışları düzeltmeye çalışarak Türkiye'yi yormuştur, Türkiye'ye bedel ödetmiştir. İşte PKK dediğiniz olayda da aynısını görürsünüz. FETÖ dediğiniz hadisede de aynısını görürsünüz. Eğitimde de aynısını görürsünüz. Kaç kez sistem değiştirmişlerdir. Her konuda. Her konuda dün ittifak kurdukları, dostluk yaptıkları bugün düşman olmuştur. O dostluk döneminin maliyetlerini temizlemek için mücadele eder. FETÖ olayında da gördüğümüz gibi. Sonra kendi yanlışlarını düzeltmeye çalışırken bunu da bir kahramanlık sayar. Kükreye kükreye kahramanlıklarını anlatırken kendi yaptığı kötülükleri, ülkeye verdiği zararları nasıl ortadan kaldırmaya çalışıyor onu anlatır. Dünyada böyle bir iktidar var mıdır Allah aşkına? 18 yıl bu memlekete defalarca zarar vereceksin. Sonra verdiğin zararları ortadan kaldırıyorum diye bunu da başarı sayacaksın. Politika o değil. Politika ülkede sorun oluşturmamaktır. Bir iktidar sorun oluşturuyorsa o iktidar iktidar olmayı bilmiyor demektir. Sayın Erdoğan'ın tarzı böyle zaten. Yapbozlarla ülkeye o kadar çok zarar vermiştir ki, bu ülkeyi o kadar çok yormuştur ki, bugün ekonomi kötü, dış politika felaket, eğitim politikası zararlı bir hale gelmiş. Bunların hepsinin sebebi bu yapbozlardır. Meclise Evet. kanunlar gelir. Bakın, ben Plan ve Bütçe Komisyonu'ndayım. Torba yasalar. 30 ayrı kanunun ayrı maddelerinde değişiklik. 20 ayrı kanunun ayrı maddelerinde değişik. Tek bir torbanın içerisine sokulur. Meclise gelir. Bir bakarız ki bütün maddeler ya 1 ay önce değişmiş, ya 2 ay önce değişmiş, ya 1 yıl önce, 2 yıl önce değişmiş. Değiştirdikleri maddeleri tekrar yine değiştirmek için, birkaç kez değiştirdikleri maddeleri tekrar yine değiştirmek için meclise kanun teklifi diye getiriyorlar. Yani
bu ülkeye verilebilecek en büyük zarar işte bu çalışma yöntemidir, bu çalışma biçimidir, bu yanlış tarzdır. Bu tarzı siyasettir. Yani Erdoğan'ın tarzı siyaseti bu memleket için bir felakettir. Ben bu felaketi ilk günden itibaren gördüm. Devlet adamlığı anlayışını beğenmedim ve yollarımız, hükümet etme tarzımız ayrılmıştır. Başbakan yardımcılığım döneminde de zaten yanındayken defalarca eleştirmişimdir. Kabul etmediğim, yanlış bulduğum hususları o dönemde de söyledim. Zaman zaman basına yansıdı. Hatta basında manşet halinde haberler oldu. Bu Galata Port olayı bir günde 70'in üzerinde makale ve haber olarak o günkü gazetelere yansımıştı, saymıştık. Veya şu Telekom'un özelleştirilmesi. Bakın, alanlar kayboldular. 17.4 milyar zararla birlikte. 5.5 milyar dolar kamu bankalarından aldıkları kredilerle birlikte kayboldular, gittiler. Ve hepsinin ama ben, adamı diyor. Hepsinin ama ben o Telekom'un özelleştirildiği hafta, özelleştirme ihalesinin yapıldığı hafta onu eleştiren yabancı sermaye bağlantılı demecimi o günkü Milliyet Gazetesi 8 sütuna manşet yayınlamıştı. Ama şimdi geldik, yıllar sonra o gün söylediğim şeyin doğru olduğu anlaşılmıştır. Efendim, o bakımdan yani halkı bu kadar yoran bir iktidarın elinde sonunda gitmesi gerekiyordu ama vadesi bu önümüzdeki seçimler öncesinde dolmuştur diye bakıyorum.